bizi bekliyor. Yatırım teşvik mevzuatını bugün Hüseyin kaleme almış. Biraz Ankara'nın gündemini de kendisinden rica edelim. Sayın Şimşek, gazetede de var sanırım, Fransa'da yani bir yatırım turu da devam ediyor Hazine Maliye Bakanı'nın. Belki ondan da bir miktar bahsederiz. Bir taraftan evet, jeopolitik meseleler de Ankara'nın, başkentin gündeminde. Hem bir başkentin gündeminde hem de böyle bir enteresan bir yatırım teşvik mevzuatı. Yani Hüseyin böyle hakikaten bazı ben okudum, noktaları hayret çekip ettim. Meğer Cumhuriyet'ten bile önce başlamış. Hüseyin evet. Hayırdır, Cumhuriyet'ten önce hani hayat var mıydı, teşvik var mıydı? Güzel oldu. Ben de mesela bilgilendim. Şimdi evet, evet. Bu bizim bu tür haberlerde hoşuma giden şu, geçmişinde ilgili olarak da ulaşamayacağı enformasyonu taşıyor. Hüseyin de bunları da yapma konusunda mahir. Aynen. Dinleyelim. Buyurun. Teşekkürler. Öncelikle Mehmet Şimşek'ten başlayalım o zaman. Bu arada sesimdeki biraz kırılganlık için özür diliyorum. Birkaç gündür gribal bir problem yaşıyorum. Şimdi Mehmet Şimşek'in biliyorsunuz aslında seçimden sonra görevlendirilmesinin hemen ardından özellikle yurt dışından finansman kaynaklarının temini amacıyla çeşitli toplantılara katılmak üzere gideceği ve bir programı belirlenmişti. Bu programın son durağı nitekim Fransa oldu. Fransa bildiğimiz kadarıyla günübirlik bir ziyaret olacak. Yani aynı gün gidip dönecek. Daha önce Londra, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde konuştu. Afrika, Arap ülkelerine, Körfez ülkelerine, Körfez sermayesi ülkelerine de gitti geldi. Şimdi bununla ilgili de tekrar muhtemelen bir Körfez şey daha olacak diye duydum ama henüz çok kesin ve net bir ifade yok. Yani daha önceden gittiği Körfez ülkelerine bir tekrar gitme ihtimali de belirmiş Sayın Şimşek'in. Ankara deyince tabii siyaset de akla geliyor. Birkaç cümle de isterseniz ondan bahsedeyim. Ankara'da özellikle Millet İttifakı, yani bir önceki seçime Millet İttifakı çatısı altında giren partilerde de aslında bir seçimin çok sürpriz de olmadı ama 28 Mayıs'tan itibaren bir çatlama başladı. Yani Millet İttifakı da artık fiili olarak ortadan kalkmış durumda. Bunda da İyi Parti artık bir yancı parti olma hüviyetinden çıkmak istiyor. Kendisini daha bağımsız bir parti olarak kabul etmek istiyor. Ama tabii ki bu arada İyi Parti'ye duyduğumuz kadarıyla gerek Adalet ve Kalkınma Partisi gerekse Milliyetçi Hareket Partisi'nden ciddi anlamda çağrılar olduğunu biliyoruz. Yani milletvekili özelinde çağrılar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla siyaset yönüyle de Ankara biraz daha karışık durumda. Millet İttifakı açısından en azından durum böyle. Gelelim teşvik mevzuatına. Biliyorsunuz bu haftanın başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni 2024-2028 yılları içerisine yıllarını kapsayacak olan bir programı açıkladı. 12. 5 yıllık kalkınma planını açıkladı. Şimdi bazı planlarda, daha doğrusu uzun süredir planlarda, belirli kalemlerde, belirli sektörlerde hep aynı kalıp cümleleri görürsünüz. Yani görürüz en azından geçmişe dönüp baktığınızda tarım sektöründe, eğitim sektöründe, eğitim alanında baktığınızda hep aynı ifadeleri görürsünüz. Ben de hani özel ilgi alanım olduğu için yani meslek hayatımda da uzun süredir ilgilendiğim teşvik konusunda hemen ilk programı gördüğümde, orta vadeli programda da buna bakarım. Kalkınma planını gördüğümde de buna bakarım. Hani teşvikte neler var ona bir bakalım. Çünkü biliyorsunuz daha seçimin hemen ardından yapılan açıklamada teşvik mevzuatının değiştirileceği, bu yönde bir hazırlık yapıldığı belirtilmiştir. Ve baktım teşvik mevzuatında ne var? Ama aynı cümleler, aynı cümlelerle teşvik mevzuatında basitleştirme, sadeleştirme yapılacaktır diyor. Şimdi bunu geriye doğru bir önceki planına gidiyorsunuz. Yani 11. kalkınma planında sadeleştirme değil, basitleştirmeyle bunu ifade edilmiş. Daha geriye 10. kalkınma planına gidiyorsunuz. Onda da benzer ifadeler var. Hatta yani sadece bu hükümet değil, 2001 yılındaki açıklanan herhalde 7. yanlış hatırlamıyorsam 7. kalkınma planında da teşvik mevzuatının basitleştirilene, sadeleştirileceğine yönelik ifadeler görüyorsunuz. Hatta yine hemen hemen tamamında devlet teşviklerinin bir merkezden takip edilip bunun etki analizlerinin de ele alınacağını, takip edileceğini, devlet tarafından takip edileceğini yazıyor bu mevzuatta. Hatta şu anki Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Kalkınma Bakanlığı yaptığı dönemde de bu görev ona verilmişti. Yani Kalkınma Bakanlığı yaptığı dönemde
hani bir türlü belki de hayata geçirilemeyen sistem belki Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı döneminde hayata geçirilebilir. Ha, şimdi bu teşvikle ilgili araştırma yaparken Türkiye'de teşvik sistemi neymiş, ne zaman başlamış sorusunun cevabını da bulduk. Burada da sizin yayının başında söylediğiniz gibi aslında daha Cumhuriyet kurulmadan 10 yıl önce yani 1913 yılında Türkiye'de bir ilk teşvik mevzuatı yani bu Anadolu coğrafyasında teşvik mevzuatı gündeme gelmiş. Teşviki sanayi muvakkatı ismiyle. Evet. 14 yıl sonra da teşviki sanayi kanunu olmuş. Hatta sürekli teşvik mevzuatı gelmiş. Hatta Osmanlı döneminde teşvik unsurları var. Ama Türkiye'deki ilk teşvik sadece işte o dönem biliyorsunuz elektrik yanı sıra işte telgraf, telefon vesaire gibi unsurlar, altyapılar çok önemliydi. Sanayi tesislerine bu konuda devletin desteği şeklinde başlamış. Günümüzde de oldukça cömert bir seviyeye gelmiş. Zeyne çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz bu bilgilendirme için. Açıkçası bu teşvik hikayesinde de şunu söyleyeyim. Neyi beslersen onu büyütürsün. Bizdeki teşvik ise herkesi teşvik ediyorsun. Şimdi can suyu olarak bakalım teşvike. O sınırlı sayıda. Şimdi bunu kireçli toprağa mı verirsin, humuslu güzel toprağa mı verirsin? Can Yücel'in bir şiiri var. İnsanlar kanatları kadar hafif, parangaları kadar ağırdır. Şimdi uçmak istiyorsan enerjini kanatlara mı vereceksin, parangalara kadar mı vereceksin? Biz teşvikte çünkü son derece adil davranıyoruz. Parangalarda, yüklerde, üretmeyenlere de akıtıyoruz. Şimdi yavaş yavaş akıllanmaya başladık. Bir de belki son zamanlarda belki şeyde Hüseyin de kabul edecektir bunu. Acaba takip edebilir miyiz? Etki analizi. Etki analiziyle ne olduğunu yani bir verdik bak. Verdik de ne oldu? Verdik de ne oldu? Ama takip başka bir şey. Eğer onu yerinde kullanmaz, bir verime döndürülmezse onu belki ondan cezasıyla geri alma noktasına da inşallah geliriz. Şeref Hüseyin abi Bekar. Bizim gazetede değil miydi ya? Yani bizim gazete diyorum yani artık sahipleniyoruz hep birlikte. Ekonomi gazetesindeydi. Bu hatta Ankara'dan haber galiba yapmış. Hüseyin daha iyi bilir. Verilen teşvikler eğer hani boşa gidiyorsa geri alınmamış falan gibi bir haber vardı hani. Gidiyor. Verdiğin teşviği adam yapmamış ya da kadın yapmamış onu. Yanlış yerde kullanmış. Yanlış yerde kullanmış. Onu geri istemiyor devlet gibi bir haber vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte tam da bunu kastediyorum. Onu geri isteyeceksin. Hatırlıyorum yani hayvancılık teşvik doğuda. Buna kim itiraz edebilir ki? Ama bir tane örnek vereceğim. Bitlis'te hayvancılık merak şey kuracağım, mandıra kuracağım diye. Adam teşviğe başvurmuş. Kontrol edelim de demişler tırnak içinde. Biriketleri tek sıra dizmiş. Aa tamam başladı diye verdin teşviği ne oldu? Ankara'da düğün, İstanbul'da 4x4 araba, Bodrum'da villa. E şimdi neyi teşvik etmiş olduk biz? Ağıl olmadı, biriketler orada toprağa karıştı. Şimdi o anlamda teşvik ver fakat onu izle. Yani neyi teşvik ettiğine de dikkat peki et. Çok güzel bir haberdi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yalnız şunu söyleyelim yani eğer yayındaysam, şimdi Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başbakanlık döneminde biliyorsunuz 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de nakit teşvikler uygulanmaya başladı. Son dönemlerde 5084 sayılı, bu yazımızın içerisinde de var, 5084 sayılı teşvik kanunu ile birlikte teşvikleri nakit vermek yerine bir takım vergi avantajları ve prim avantajları yoluyla sağlanmaya başladı. Böylece de hani artık nakit biraz daha akılcı bir yöntem seçildi aslında. Şeref abinin de sizin Barış abinin de söylediği o sakıncalar ortaya kalkmış oldu ama burada temel problem aslında kalkınma planında yine var. Teşviklerin tek merkezden kim hangi teşviği veriyor bunun bilinmesi lazım. Bu bilinmediği için de aynı kişiye yatırım teşvik mevzuatından faydalanan bir kişiye farklı bir kamu kurumu da nakit teşvik de sağlayabiliyor. Nakit hibe desteği de verebiliyor. Bunda da özellikle Avrupa Birliği fonları kullanılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kontrol edemediği nokta bu. Tek bir kurum kurulup tüm kamu desteklerinin sadece bu kurum aracılığıyla izlenmesi ve sonucunda takip edilmesi. Maalesef sonucun takibine yönelik herhangi bir mekanizmamız yok. Bak valla bizim Emre yemin ediyorum Google gibi hemen Canan Sakarya'nın haberiymiş. Buldu önüme attı. Sayıştay evet doğru hatırlıyormuşum. Teşvik belgesi iptalde destekler geri alınmıyor. Sayıştay işletmelere sağlanan yatırım teşviklerinin belge iptali halinde geri alınmadığı tespitinde bulundu. Bu durumun hem kamuyu gelir kaybına uğrattığı hem de yatırımların planlanan şekilde tamamlanmasına neden olduğunu. O zaman şöyle dedi. Yapalım mı? Haber burada doğru hatırlamışım. Şöyle yapalım hocam. Hüseyin, Barış, Şeref ortaklığıyla bir
şey astronot projesi yapalım, teşvik alalım, uzaya gitmeyelim. Kimse bize hesap soracak soran biri değil. Olmamış. Vallahi enteresan. Evet, takip. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hüseyin Gökçe ağzına sağlık. Teşekkürler, iyi hafta sonları diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.